hanımefendi olunabilirdik. O da bizi araştırmacı yazar Sayın Cumhur Aksel Bey ile tanıştırdı. Biz de bu konunun sadece bizim tarafımızdan merak edilmediğini, eminiz ki bizden başka kişiler tarafından da merak edildiğini dile getirdik. Daha önce düzenlenen bir etkinlikte bir gazi ile tanıştım. Bu gazimiz gergindi. Gerginliğinin sebebi vatan ve milletti. Beni sözleri çok etkiledi. O sözler şunlar. Bak evlat, günümüzde ne mutlu Türk'üm diyene demekten çekinen insanlar var. Siz sakın onlardan olmayın. Ben de ona o gün bir söz verdim. Biz tarih kulübü öğrencileri olarak bir konferans düzenleyeceğiz. Başkan olduğum için bana da söz hakkı düşecek. Emin olun ki ben sözlerimi ne mutlu Türk'üm diyerek sonlandıracağım. O yüzden şimdi tekrardan söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyerek. İsteyen her yerde yanında adaletli bir ülkenin Türk olmak. Asıl varlandık madenler için Kızılderili öldürüp topraklarını almaktı. Asıl varlandık sıcak denizlenilmek için Hoca'da Asika'da soykırım yapmaktı. Asıl varlandık Doğu Türkistan'daki Türk nüfusunu yok edip Türkleri anlamadığından olmaktı. Bizim mi onların mı varlar olduğunu kararını sizlere bırakıyorum. Bütününü anlatmak bir seansla değil, kitaplarla mümkün değildir. Kusura bakmayın, belki biraz fazlaca canınızı sıkacağız. Bittikten sonra benden nefret edebilirsiniz. Ama bunun söylenmesi gereken olaylar, sabrınızı rica ediyorum. İlattan önce 800'lü yıllara gittik öncelikle. Büyük şehirler oluşuyor, ticaret gelişiyor ve orada belirttiğimiz gibi 300 yıl içinde de Çin'den başlayıp Roma'ya kadar uzanacak İpek yolu ticareti başlayacak. Hiç kendimizde olağanüstü şeyler beğenmeyelim. Biz Atatürk'ün dediği gibi Asya'yı iyi bir milletiz. Biz oradan geldik. Biz koronileştirmeyi bilmeyiz. Onun için böyle şeyleri fazlasıyla yatırmıyoruz. Bunu söylemek zorundaydık. İnsanoğlunun başka kavimlerde, topluluklar üstünde egemenlik kurmasını anlayabilmek için en önceki geçmişine bakmakta fayda var. Şimdilerde Orta Doğu denilen bölgede bütün dinler tevarüz etmiş, ortaya çıkmış. Sadece Yahudilere geldiği için küçük bir bölgede az olmuştur. Fakat daha sonraları tüm dünyaya yayılmak zorunda kalmıştır. En son Doğu Çin'deki bir Musevi 90 yaşında ölünce oradaki Polonya da ortadan kalktı. Şimdi sorun Batı Roma. Bir sonraya bakarsak genel bir garabetle Sezar ve Kayseri diyerek Kayseri'dir burası. Kayseri diyerek. Bir de Almanlar Kayser diyerek dillerine bunu düzeltmiş, doğru şekilde söylemişlerdir. Kayser bir tek Yahudiliğin tek tanrılı din olarak kabul eden Yahudi arkadaşları olan bir zat idi. Arkadaşlar, soykırımı anlamak için Hristiyanlık dinini anlamak zorundasınız. Ama ne Musevi ya da Yahudilik ne de Hristiyanlık bu şekilde oluşmadı. Özellikle Hristiyanlık kendisine hiçbir zaman peygamber demeyen bir İsa'nın üzerine devlet dini olarak yaratılmış, oluşturulmuş bir dindir. Daha sonra bu tolerans, hoşgörüden vazgeçilmiştir. Hristiyanlar pagan dediğimiz çok tanrılı dinlere inanan Roma İmparatorluğu tarafından katledilmeye başlamıştır. Ve insan öldürme süreci var diyeceksiniz. Biraz sonra sabrınızı rica ediyorum, göreceğiz. Peki Hristiyanlar huzurunda bu
Hristiyanlık İmparator Konstantin sayesinde kurulmuştur.